Bitişik'teki aileyi daha yakından tanımak istemişti. Marius da iliklerine kadar ürperdi. Gördüğü korkunç bir sefalet yuvasıydı. Gerçi Marius de parasızdı. Ancak ne var ki, onun yoksulluğunda bile bir soyluluk vardı. Odası daima temiz, yatağı derli topluydu. Oysa şu anda gördüğü görüntü onun midesini kaldırmıştı. Burada eşya, olarak delik bir hasır iskemle, üç ayak üzerinde duran sarsak bir masa, birkaç kırık şişe. Bir köşede bir, köpeğin bile yatmayacağı pırtık iki şilte, bu iğrenç oda gün ışığını tavandaki bir pencereden alıyordu. Bu loşlukta hortlak suratını andıran bir yüz görebildi Marius. Tıpkı korkunç bir hastalığın izlerini taşıyan, bir insan yüzü gibi, insanın ta iliklerine kadar işliyordu nem, duvarlara açık seçik resimler çizilmişti. Marius'in odası, malta taşlarıyla döşeliydi, oysa bu odanın zemini çimentoydu. Adeta kaldırım kadar, pisti, aylardan beri bir süpürge yüzü görmemiş bu zemin, çamurlarla kaplanmıştı. Bu odanın tek lüksü, köşedeki şömineydi, bundan böyle yılda 40 frank gibi oldukça yüklü bir körayla verilmişti. Bu odanın, içinde neler yoktu neler, bir gaz ocağı, bir tencere, birkaç parça tahta, çivilerden sarkan paçavralar. Boş bir kuş kafesi hatta azıcık ateş bile. İki ıslak odun, tüterek ağır ağır yanıyordu. Bu korkunç yerin dehşetini artıran, odanın bir hayli geniş olmasıydı. Şiltelerin biri kapı dibinde, diğeri pencerenin önündeydi. Duvarlardan birinde siyah tahta bir çerçeve içinde bir tablo görünüyordu. Altına, rüya, kelimesi yazılmıştı. Kucağında çocuğu, uyuyan bir kadını gösteriyordu, bu resim. Bulutların arasında gagasında, bir çelenkle bir kartal görünüyordu. Kadın elini uzatmış, kartalın getirdiği tacı çocuğun başından itiyordu. Ta dipte Napolyon, mavi bir sütuna yaslanmıştı. Sütun üzerinde yaldızlı harflerle, onun kazandığı zaferlerin adları sıralanıyordu. Yine bu tablonun hemen altında, resim kısmı duvara dönük başka bir çerçeve duruyordu. Bu ters, çevrilmiş bir resim, belki de bir pano olabilirdi. Marius masa üzerinde kırık bir hokka, kağıt kalem gördü, masa başında, 60 yaşlarında ufak tefek. Sıska bir herif oturmuştu. Bu adamın yüzünü gri bir sakal ördüyordu. Göğsünün kıllarını açıkta bırakan bir kadın gömleği giymişti. Paçaları çamurlu pantolonun altında delik potinden ayak parmakları gözüküyordu. Herif ağzındaki bir pipodan tütün içiyordu. Bu harabede ekmek bulunmaz ancak tütün eksik olmazdı. Herif, herhalde Marius'in okumuş olduğu mektuplardan bir başkasını yazmakla meşgul görünüyordu. 40 yaşlarında görünen şişko bir kadın, şömine önünde yere çömelmiş oturuyordu. O da aşınmış bir yünlü gömlek, yamalı bir eteklik giymişti. Kaba kumaştan bir önlük, etekliğini gizliyordu. Kadın iki büklüm durmasına rağmen, fazla uzun boylu olduğu anlaşılıyordu. Kocasının, yanında bir dev anası gibi görünüyordu. Kırlaşan çalı gibi kızıl saçları, yüzünün üzerine düşüyor, kadın. Sabırsız bir elle, bu saçları ardına atıyordu. Önünde kalın bir roman açılmıştı, kadın okumaya dalmıştı. Döşeklerden birinin üzerinde, Marius, sıska bir küçük kız gördü yarı çıplak çocuk, ayaklarını sallandırıyor ve hiçbir şeyin farkında değil gibi öylesine oturuyordu. Herhalde bu odasına gelen kızın küçük kardeşi olacaktı. 11 ya da 12 yaşında kadar görünüyordu küçük kız, ancak ona dikkatle bakıldığında, onun 15 yaşlarında kadar olduğu anlaşılıyordu. Bu bulvarda koşan ve kendisine çarpan kız olmalıydı. Bu sefil odada hiçbir çalışma aleti görünmüyordu. Ne bir dokuma tezgahı, ne bir çıkrık, ne de bir alet. Herhalde tembelliğin doğurmuş olduğu bir sefalette çürüyordu bu aile. Adam konuşmuyor, kadın kitabına dalmış ve kız da sanki nefes bile almıyordu. Birden kaleminin cızırtısına son vererek herif haykırdı. Lanet olsun, lanet. Kocasının bu küfürleri kadının içini çekmesine sebep oldu. Sevgili dost, dedi, sakin ol, kendini üzme canım, bütün bu adamlara yazmak seni yoruyor. Sefalette ısınmak için yoksullar birbirlerine sokulurlar, ancak kalpler birbirinden uzaklaşır. Belki bir zamanlar, bu çam yarması karı da kocasını sevmişti fakat artık onda kocası için sevgiden eser kalmamıştı sırf adet yerini bulsun diye ona, canım, sevgili dost, gibi okşayıcı sözler söylemekteydi. Ancak kalbi susuyordu. Adam yeniden yazmaya koyulmuştu. Marius iskemlesinden inerken birden bir gürültü oldu. Sefil odanın kapısı ardına kadar açılmıştı. Büyük kız eşikte göründü. Ayaklarına erkek kunduraları giymiş, morarmış bacaklarına kadar çamura saplanmıştı. Sırtına lime lime bir manto atmıştı. Kapıyı bir tekmeyle kapadı ve nefes almak için bir an bekledikten sonra sevinçle haykırdı. Oldu, geliyor.
Kim? Diye sordu babası. Kim olacak? Hani şu kilisedeki iyi kalpli moruk. Geliyor mu dedin, emin misin? Elbette, o arabayla geliyor. Ne dedin, arabayla mı gelecek? Elbette, herif zengin be. Baba heyecanla yerinden kalktı. Hiç değilse, adresi ona iyice anlattın mı? Ya bulamazsa, koridorun dibindeki son kapı olduğunu. Söyledin mi? İster misin şaşırsın. Demek onu kilisede buldun. Mektubumu okudu mu? Sana ne dedi? Kızı, hey babalık, dedi. Azıcık sakin ol. Bak anlatayım. Kiliseye girdim. O her zamanki yerindeydi. Onu diz kırarak selamladıktan sonra mektubu verdim, okudu. Sordu, nerede oturuyorsunuz kızım, sizi götüreyim dedim, hayır olmaz, bana adresinizi verin, kızımın alışverişleri var, bir arabayla gelirim, dedi. Adresi söylediğimde adam birden sarardı, bir an duraksadı sonra, zararı yok, yine de gelirim, dedi. Dua bittiğinde, onun kızıyla bir arabaya bindiklerini gördüm. Ona koridor dibinde son kapı olduğu. Bu birkaç kez tekrarladım. Aferin kızım, dedi babası. Çok akıllısın doğrusu. Kız terslendi. Akıllı olduğumu ben de biliyorum. Ancak bana bak babalık, bir daha bu pis ayakkabıları ayağımı sokmam. Çıplak ayak yürümesini tercih ederim. Baba kızını haşin tonuna zıt, çok yumuşak bir sesle. Haklısın yavrum, dedi. Ne yazık ki, yoksulların bir kiliseye çıplak ayakla girmeleri yasak olduğundan, kiliseye giremezdin. Bana bak yavrum, adamın geldiğinden emin misin? Yolda arabasının köşeyi döndüğünü gördüm, birkaç saniye sonra burada. Adam hemen yerinden fırladı, birden yüzü aydınlanmıştı. Hey canım, dedi, duydun mu bak, hayırsever adam, geliyormuş, hemen ateşi söndür. Daha sonra büyük kızına emir verdi. Sen de şu iskemleyi kır. Kıza yardım olsun diye, adam iskemleye bir tekme atarak ortasından kırdı. Daha sonra kızına sordu, dışarısı çok mu soğuk? Çok soğuk, kar geliyor. Baba döşek üzerinde kıpırdamadan duran küçük kızına döndü. Haydi miskin, dedi. Sabahtan beri kalıp dinleniyorsun, sen de iş başına. Hemen camı kır. Kız ürpererek yere indi. Camı kır, diye tekrarladı babası. Çocuk şaşkın şaşkın bakmıyordu. Herif haykırdı. Camı kır, dedim. Anlamadın mı? Yavrucak neye uğradığını bilmeden, körü körüne itaat etmek için cama yumruğunu indirdi, cam kırıldı. Kızın bileği kesilmişti. Adam savaştan önce ordusunu gözden geçiren bir general gibi çevresini gözleriyle taradı. Henüz bir şey söylemeyen kadın titreyerek sordu. Sevgilim, ne yapmak istiyorsun? Adam ona da emir verdi. Hemen döşeye gir. Adamın ses tonu itiraz götürmez cinstendi. Kadın inleyerek şiltenin üzerine uzandı. Bu arada bir köşeden hıçkırıklar yükselmişti. Baba haykırdı. Bu da nesi? Küçük kız gizlendiği köşeden çıktı. Kanlı bileğini gösterdi. Anasının yattığı yere gitmiş, sessiz sessiz ağlıyordu. Birden kadın yattığı yerden doğruldu, kocasına çıkıştı. Gördün mü yaptığını, camı kırarken yavrucak elini kesti. Daha iyi, dedi adam. Ben bunu hesaba katmıştım. Ne dedin? Herif üzerindeki gömleğin bir parçasını yırtarak kızın kanlı bileğine sardı. Bundan sonra yırtık gömleğine memnun memnun baktı. Oh, dedi. Sahne çok acıklı doğrusu. Kırık camdan, dondurucu rüzgar içeri giriyor. Dışarıda karın lapa lapa yağdığı görülüyordu. Adam, böyle şey unutup unutmadığını denetlemek için etrafına bir daha baktı. Oho, dedi. Artık, hayırsever beyi, kabul edebiliriz. 2. Büyük kız babasına yaklaştı ve elini uzatarak. Bak ne kadar üşüyorum, dedi. Babası, adam sende, dedi. Ben senden daha fazla üşüyorum. Karısı hırslanmıştı, haykırdı. Sen her şeyi başkalarından daha iyi yaparsın, kötülüğü bile.